Ruhların Kaçışı filmi her insanın bilgi, kültür seviyesine göre farklı şekillerde yorumlanabilen ilginç bir eserdir. Her ne kadar çok güzel manzaralara sahip olsa da sinematografisinden ziyade sembolik tarafı oldukça baskındır. Sahneler insana çok şey anlatıyor ve ilginç şeyler düşündürtüyor. Yani bu videoda en çok odaklandığım yer filmin sembolik kısmı oldu. Filmdeki bu her sahnede mesajlar vermeliyiz kaygısı beni oldukça etkiledi. The Matrix veya Ghost in the Shell kadar karışık semboller içermiyor. Ayrıca sembolik tarafının oldukça güçlü olması onun Oscar kazanan ilk ve tek anime ünvanını almasına vesile olmuştur. Filmin rüya gibi olması bizi Carl Jung'un kolektif bilinç dışı kavramına getiriyor. Atalarımızdan miras olarak aldığımız bir takım hisler, davranışlar, deneyimler buraya hapsedilmiştir. Chihiro herhangi bir şey görmemesine, deneyimlememesine rağmen rüyasında atalarından miras kalan tanrıları, inançları, olayları görüyor. Rüyada yaşanan bu olaylar aslında atalarının ona vermek istediği derslerdir. Sanki ataları onunla konuşuyor, ona azimli olmasını öğretiyor, birazdan anlatacağım alt metinlerden Chihiro'nun macerasının bir kişisel gelişim yolculuğu olduğunu zaten anlayacaksınız. Bu videoda filmdeki semboller hem kendi bakış açımla değerlendirilecek hem de Budizm'den, Taoizm'den ve de Şintoizm'den izler keşfedilmeye çalışılacaktır. Daha hikayenin ilk başında film insanı düşüncelere daldırtıyor. Chihiro gerçek dünyada pek de mutlu birisi değildir. Materyalizm ve yeni eve taşınma telaşı onu yormuşa benziyor. Şu sahneye baktığımızda yediği önünde yemediği arkasındadır. Bir dediği iki edilmeyen iyi bir ailede doğmuş bir çocuktur. Ne zaman ki kendisini bu dünyadan soyutlarsa, yol ayrımına girerse o zaman hayatı daha anlamlı bir şekilde yaşamaya başlıyor. Materyalizm bizim temel ihtiyaçlarımızı karşılamamızı sağlar ama bunun aşırılığı bizi bencilliğe ve açgözlülüğe götürür. Burada önemli olan şey dengeyi bulabilmektir. Maneviyatı dışladığımız, hayatı bir anlama bağlamadığımız, sadece görünene odaklandığımız zaman hayvanlardan pek de farkımız kalmıyor. Aslında bizi insan yapan şey görünenin ardındaki görünmeyeni anlamlandırmaya, büyük resmi görmeye çalışmaktır. Chihiro'nun babasının yanlış yoldan gitmesi onun için daha hayırlı olmuştur çünkü bu yoldan sapış onu daha iyi bir yola sokuyor. Zaten insan kaybolduğu zamanlarda yaşam amacını daha net görür. Bu sıralarda kendimizi sorgularız. Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Neden buradayım? Gibi sorular sayesinde yaşam amacımızı keşfederiz. Chihiro'nun hayatı da kaybolduğu ve yeni bir ortama ayak bastığı zaman değişecektir. Ruhların Kaçışı bu yönüyle bana Pinokyo'yu anımsattı. Pinokyo da sürekli yanlış yola giriyordu fakat yaptığı her hata ona bir takım erdemler kazandırıyor ve hikayenin sonunda da kuklalıktan insanlığa terfi ediyordu. Chihiro ve ebeveyni yanlışlıkla girdikleri yolun sonunda bir tema parkıyla karşılaşır. Restoranlardan ibaret bu tema parkını tüketim kültürünün yaygın olduğu ülkelere benzetebiliriz. Örneğin şuradaki tapınaklar dışlanmış dini ve maneviyatı, bunun ilerisindeki tema parkı ise kucaklanmış hedonist yaşamı gösteriyor. Özellikle bazı ülkelerde din ve maneviyat aynı şu tapınaklar misali dışlanmış, yerini materyalist ve hedonist yaşam almıştır. Chihiro'nun ailesi bu yaşamın bir parçası olmuş ve maneviyatın ne olduğunu unutmuştur. Bu ikisi terk edilmiş bir restoranda yemek yemeye başlarlar fakat fiyatını ödemezler. Bu yemeklerin aslında diğer misafirler için hazırlandığını düşünemezler. Ya biz yiyelim de sonra öderiz, zaten paramız var gibisinden geçiştirirler. Burada oburluklarına yenik düşerler ama Chihiro onlarla birlikte yemez çünkü o halen saftır, temizdir, zihni berraktır. Eğer ailesi erdemli, maneviyata değer veren insanlar olsalardı, lokantanın sahibi gelmeden, ondan izin almadan bu yiyecekleri yemezlerdi. Oburluklarını dizginler ve 7 günahtan birini işlemezlerdi. Oburlukla açgözlüğün karıştırılmaması gerekir. Çünkü açgözlük dediğimiz günah daha geneldir. Oburluğun simgesi olan domuzlardan örnek verelim. Domuzlar yedikçe yerler, daha sonra da kendi pislikleri içinde yuvarlanıp dururlar, çiftleşirler ve sonra da güzel bir uykuya dalarlar. Yani hayata yemek, uyumak ve çiftleşmek için gelmişlerdir. Her insan yemek yemeyi sever. Aşk her insanı mutlu eder. Örneğin iyi bir yemek yediğimde günüm daha iyi geçiyor fakat hayatı sadece yemek ve uyumak üzerine kurduğumuz vakit ne kendimize ne de çevremizdekilere bir şeyler katıyoruz. İşte oburluk budur. Tema parkının dışına çıktığımızda bu kadar güzel bir yerin neden bu kadar sessiz olduğunu sorguluyoruz. Adem ve Havva'nın bulunduğu cennet de aynı burası misali güzel fakat bomboştu. Sadece onlara zan veren şeytan vardı. Havva'yı kandıran şeytan onun ilk günahı işlemesini sağlamış. Havva da Adem'i günahkar yapmıştır. İşin ilginç yanı şu ki bu sahnede günah işleyen ilk kişi şu kadın oluyor. Eşini de kendi işlediği günaha dahil ediyor. Gördüğünüz üzere bu sahne Havva ve Adem'in hikayesinden fırlama gibi duruyor. Daha sonra gece oluyor. Aydınlık suratların karanlık ruhları kendilerini belli ediyor. Aydınlığın ardından karanlığın gelmesi ve kötü ruhların açığa çıkması Dante'nin ilahi komedyasını andırıyor. Dante, akıl hocası Virgil'le birlikte 9 daireli cehenneme hiç de hoş olmayan bir yolculuk gerçekleştirir. Eserin kendisi müthiş bir Hristiyan propagandası olsa da Dante Alighieri'nin hayal gücüne hayran kalmamak elde değil. 9 çemberli cehennemin ilk çemberi olan Limbo, İslam alimlerine, Hristiyanlıktan önce yaşamış, vaftiz edilmemiş iyi niyetli paganlara ne cenneti ne de cehennemi hak etmemiş olan
olanlara ayrılmıştır. Hatta Dante bu dairede Selahaddin Eyyubi ile bile karşılaşır. Dante ile Virgil cehennemin dibine doğru indikçe atmosfer daha da kötüleşmeye başlar. Cehennemin ilk çemberi aydınlıkken inildikçe hava kararmaya, çemberler daralmaya, kaçışan ruhların sayısı azalmaya başlar. Ruhun yüklendiği günah ne kadar ağırsa ruh o kadar derine düşer. Dante'nin günahkarlarına yapılan işkenceler o kadar şiddetlenir ki 7. 8. çemberde tanınmaz hale gelmeye başlarlar. Örneğin dolandırıcılar, emek hırsızları cehennemin en diplerindedir. Gerçek hayatta da böyle değil midir? İnsan günah işledikçe tanınmaz hale gelmeye başlıyor. Daha da alçalıyor. Ya bu iyi bir insandı, nasıl bu hale geldi diyoruz ama ruhunun karardığını kendisi bile fark edemiyor. Çünkü kalbi mühürleniyor. Suçu kendisinde bulmuyor. Suç hep hayatta oluyor. Peki bir insan nasıl bu hale gelebilir? Yeşertecek bahçesi veya sarılacak kulpu olmayanların ruhu yalpalar. Onu dizginleyecek bir şey bulamadıkları zamansa kötülüğe meyillikleri artar. İçlerindeki karanlık gittikçe büyür ve korkutucu bir hal almaya başlar. İnsanın ruhunu kararmasını iki şey engeller. Bahçe ve din. Bahçe yaşam amacımızdır. Onunla uğraştıkça, onu yeşerttikçe kendimizi dünyadan soyutlarız. Ruhumuz dizginlenir ve şeytan zanlarla insanın beynini meşgul edemez. Eski ahitin ilk ayetlerini hatırlayalım. Allah insanı yarattığı vakit onu çalışmakla yükümlü kılmıştı. Nikola Tesla, Da Vinci, Newton gibi günümüzü şekillendiren insanlar uyku nedir bilmezlerdi. Nikola Tesla çok zeki bir insan olmasına rağmen sadece 1-2 saat uyurdu. Geri kalan zamanını bir şeyler icat etmekle, geleceği şekillendirmekle harcardı. Eğer uykuya çok düşkün tembel birisi olsaydı belki de bugün her evde elektrik olmazdı. Belki de olurdu fakat elektronik eşyaları her açtığımızda onun ismi aklımıza gelmezdi. İnsan ibadet ettikçe sarsılmaz bir kulpa sarıldığını, hayatın anlamsız olmadığını fark eder. Bu durum insanın yaşadığını hissettirir, onun varoluş sancısını dindirir ve de iradesini güçlendirir. Hazreti Musa Firavun'un büyücüleri tarafından defalarca çürütüldü fakat hiçbir zaman ümidini kesmedi. Hazreti İsa çarmıha gerildiği an bile onun adını ve iyiliği ağzından düşürmedi. Hazreti Muhammed Allah'ın yardımıyla birlikte 300'den fazla farklı inancı yıkabilmek için yıllarca tefekkür etti. Yaptıkları ibadet, yeşertmeye çalıştıkları bahçe onların ruhunu aydınlatmış, bugün bile şanları yüceliğini kaybetmemiş ve hiçbir zaman da kaybetmeyecektir. Şu sahnede gördüğümüz karanlık silüetlerse akıl hazinelerini kaybetmiş ruhlardır. Ne zaman yeşertecek bahçe, sarılacak kulp bulurlarsa bir takım erdemleri kazanacaklar ve akıl hazinelerini tekrar bulacaklardır. Bu olaya iki eserden örnek vermek istiyorum. Birisi Voltaire'in Condit eseri, diğeri de Çağrı filmindeki şu sahne. Bu kitapta Condit isminde çok saf ve aşırı iyimser bir karakter vardır. O kadar iyimserdir ki kanlı memeleriyle çocuklarını emzirmeye çalışan annelerle, parçalanmış ve tecavüz edilmiş genç kızlarla, diri diri yakılmış yaşlı insanlarla dolu bir köyün içinden geçer. Bu katliama yüreği dayanmadığı halde kendisini olabilecek en iyi durumda görür. Eğer bu dünya olabilecek dünyaların en iyisi ise diğer dünyalar kim bilir nasıldır diye kendisini avutmaya çalışır. Cunegonde isminde çok güzel bir kızın hayatının anlamı olduğunu düşünür. Bu kız için başına gelmedik bela kalmaz. El Dorado isminde taşı toprağa gerçekten de altın elmas olan gizli bir şehre gider fakat orada da rahat edemez çünkü etrafta hava atacak kimse olmadığından zenginliğin hiçbir işe yaramadığını o kıt aklıyla düşünür. Altın, elmas, zümrüt yüklü koyunlarla bu şehirden çıkar. Tek bir koyun üzerindekilerle bile bir ülke satın alınabilirdi. Fakat o yolculuk boyunca bütün koyunlarını kaybeder. Birisi hariç hepsi telef olur. Son kalan koyununu da bir korsana kaptırır ama halen zengindir. Üzerinde birkaç elmas ve zümrüt vardır. Kalan parasını da dostlarını kölelikten kurtarmak için harcar. Cunegonde'u görebilmek için İstanbul'a gelir gelmesine fakat bir sorun vardır. Cunegonde'un o eski güzelliğinden eser kalmamıştır. Gözleri morarmış, suratı sarkmıştır. Çok çirkin bir kadına dönüşmüştür. Condit ona halen aşıktır fakat bu aşk eskisi kadar ateşli değildir. Çünkü ona sarılmak istediğinde kolları hareket edemez. Daha sonra kalan son parasına da orta büyüklükte bir bahçeye sahip ev alır. Bu bahçeyle uğraştığı zaman kendisini ilk defa bu kadar mutlu hisseder ve hayattaki nihai mutluluk için herkesin yeşertecek bahçesinin olması gerektiğine kanaat getirir. If I were drunk every day and played dice every night, you'd call it high spirits. I've given you everything I could, but it seems not to be enough. Mohammed gives me more. He'll give all the world more. Get him out of here, father. Mekke döneminde inen ilk ayetlere baktığımızda neredeyse hepsi insan ruhuna yönelik erdem dolu sözlerdir fakat Medine döneminde inen ayetlerde iş ciddileşmeye başlar. O zamana dek anlamsız ve hedonist yaşam süren insanlar, özellikle gençler, ibadet etmeye başlar. Kendilerini daha iyi hissederler ve yalpalayan ruhları yaptıkları ibadetle dizginlenir. Hazreti Muhammed aracılığıyla onlara yüce bir amaç verilir: Allah'ın rızasını kazanmak.
Bunlardan çıkarılacak ahlak dersi şudur. Biz ne kadar fazla paraya sahip olursak olalım, dünyanın en güzel insanıyla da evli olsak, hedonistçe bir yaşam da sürsek yine mutlu olamayız. Çünkü bunlar geçiş şeylerdir. Geçiş şeylere bağlanmak genellikle insanı yıpratır. Varoluş sancısını şiddetlendirir. Asıl önemli olan şey tabii ki de yeşertecek bahçemizin ve sarıldığımız bir kulpun olmasıdır. Hedonist Nero'yla maneviyata çok değer veren, Roma'ya altın çağını yaşatan filozof imparator Marcus Aurelius'u karşılaştırın. İşte o zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Dünya dediğimiz yer Condit'in saf saf dolandığı şatodan ibaret değildir. Rahat olduğumuz şatoda bu dünyanın olabilecek dünyalar arasında en iyisi olduğundan bahsetmek çok basittir. Dünyanın iyilikle dolu olduğunu savunan birisi ya delidir ya da dinbaz. İşte bu kadar masalsı dünyada bile kötülüğün olması, kardeşlerin birbirine düşmesi tesadüf değildir. Bu masalsı dünyanın bir Hazreti İsa'sı var. Haku. Filmin ilk başlarında Shiro sakatlanıyor, onu iyileştiriyor, Shiro'ya verdiği yiyeceği ona güç versin diye kutsuyor, Hazreti İsa cehenneme inip bir takım ruhları kurtardığı gibi Shiro'yu kurtarıyor. Her ne kadar bu İncil'de belirtilmese de Hristiyanlık'ta Harrowing of Hell isimli bir doktrin vardır. Bu doktrine göre Hazreti İsa öldükten sonra 3 günlüğüne cehenneme inmiş, oranın kapılarını paramparça etmiş ve ne cenneti ne de cehennemi hak etmemiş ruhlardan birkaçını beraberinde cennete götürmüştür. Burada da Haku Shiro'yu alıp günahkarların bölgesinden uzaklaştırıyor. Biraz Hristiyanlıktan kopup Şintoizm'e geçelim. Filmde Şintoizm'den çok fazla sembol görmekteyiz. Örneğin eğer bir insan kendisini şanssız hissederse veya başına kötü şeylerin geleceğini düşünürse, parmaklarıyla bir işaret yapar ve bu işaretle bir başkası bozarsa, iyi hissetmeye, üzerindeki lanetin ortadan kalktığını düşünmeye başlar. Bu bizdeki tahtaya vurma olayı gibi bir şey ki bu da İslam inancının bir parçası değildir. Şamanizm'den gelen bir pagan alışkanlığıdır. Tahtaya vurmanın olayı da ağacın içindeki enerjiyi uyandırıp ortamı kötü ruhlardan arındırmaktır. Hatta çoğu kişi Allah korusun deyip tahtaya vuruyor, Allah'la birlikte bu pagan alışkanlığını karıştırıyor, combo yapıp günahını muazzam ölçüde arttırıyor. Her neyse, zaten bunları başka bir videoda tartışacağım. Şintoizm sadece bir din değil, ayrıca Japonların tüm inanç sistemini temsil eden bir üst kimliktir. Japonların kendi inanç sistemlerini Şinto olarak adlandırması ve din olarak tanımlaması kendilerini Budizm'den ayrıştırmak istemelerinden kaynaklanıyor. 6. yüzyılda İmparatoriçe Suiko tarafından Budizm devletin resmi dini olur fakat Japonlar kimlik bunalımı yaşamaya başlar, kendi yerel inançlarının asıldığını düşünürler ve tüm inançlarını kapsayan Şintoizmi, kültürel kimliklerini yaratırlar. Bu bizdeki Türklük kimliği gibi bir olaydır. Şintoizm üst kimliğini ülkücülerin şu sloganıyla daha iyi anlamlandırabiliriz. Bedenim Türklük, ruhum İslam. Japonlarda da beden Şinto, ruh Budist'tir. Şintoizm 19. yüzyılın ortalarında gerçekleşen Meiji Restorasyonu sayesinde tekrar devlet dini olacaktır. Ama bugün Japonya'nın resmi bir dini yoktur. Ayrıca Japonların cenaze törenleri Budist usullerle gerçekleştirilir. Şintoizme göre insan saf ve temiz doğar fakat hayat insanı kirletir ve tozlandırır. Kötü şeyler yapmamız aslında saf kötü olduğumuz için değildir. Aydınlık ruhumuzu tozların kirletmesindendir. Shinto'da insan kalbine Kokoro denilir. Her şeyin içinde yaşam verici bir güç, bir tanrı vardır. Buna da Kami deniliyor. İnsan Kamilerden ne kadar uzaklaşırsa Kokorosu o kadar kararıyor, kirleniyor. Kokorosu kirlenen birisi de yozlaşıyor, yetersiz ve dağınık davranıyor. Bununla ilgili bir Japon atasözü de vardır. Hem ızdırap hem de mutluluk Kokorumuzu nasıl beslediğimize bağlıdır. Bu atasözünü Türkçe bir deyimle anlamlandırmak isteseydik, bu kesinlikle şeytana uymak deyimi olurdu. İnsan kendi iradesiyle şeytana uyar ve ruhunu kirletir. Onun mutsuz olması aslında şeytanın zannını kendi iradesiyle uygulamasından kaynaklanmıştır. Gördüğümüz şu turp kurbağa şeklindeki yaratıklarsa aslında Kami'dir. Birisi beyaz turp ruhunu çağrıştırırken diğeri kurbağa ruhunu çağrıştırır. Bizdeki nimet kardeşim o günah gibi bir dini anlayış Japonlarda da vardır. Bizim inancımızdan tek farkları kendilerine fayda sağladığı, Allah'ın yarattığı şey olduğu için değil de her şeyin bir kamisinin olduğundandır. Hristiyanlıktaki vaftiz ya da İslam'daki abdest gibi bir olay Şintoizm'de de vardır. Ama bu ritüel abdeste daha çok benziyor. Ayrıca insanlar bu tapınaklardaki havuzlara girerek ruhlarını tozdan, kirden arındırır ve olumsuz duygulardan kurtulmaya çalışır. Shiro, Şintoizmi içselleştirmiş bir karakterdir. Örneğin filmin ilerleyen kısımlarında bir Kami korkutucu ve iğrenç bir şekilde banyo evine gelir. Diğerleri bu tanrının vereceği parayı umursarken Shiro bu kirin ardındaki aydınlığı görmeye çalışır. Ona berrak bir zihinle bakar. Bu tanrının diğerlerinden farkı üzerindeki pisliğin gündelik hayatın parçalarından oluşmasıdır. Yani materyalizme verdiği önem onu kirletmiştir. İlk önce bisiklet, daha sonra da diğer şeyler onun içinden çıkar. Tanrı bu ağır yükü üzerinden attığı zaman rahatlar, özüne geri döner. Kendisini bunlardan kurtardığı için
için Shihiro'ya teşekkür eder ve ona acı çörek verir. Kokuşmuş olarak banyo evine giren Tanrı aydınlanmış olarak buradan çıkar. İşte Şintoizme göre bizi kirleten toz gündelik hayatın kaygısıdır. Modern hayatın getirdiği somut şeylerdir. Aslında Shihiro seyirciye çok şey öğretiyor. Bir insanın kötü yönlerini görmek yerine iyi yönlerini görmeye çalışırsak, bunu alışkanlık haline getirirsek bu durum insanlarla daha barışçıl bir şekilde yaşamamızı sağlayabilir. Birkaç dakika önce verdiğim bahçe ve çalışma örneğini şu sahnede daha net görebiliyoruz. Eğer Shihiro ailesini kurtarmak ve hayatta kalmak istiyorsa Kamaji'den iş istemesi gerekir. Kamaji'ye gidilen yol korkutucudur fakat Shihiro bu korkuyu yendiği yani konfor alanını terk ettiği vakit Kamaji'ye ulaşacak, uğraşacak bir iş olacak ve ruhların dünyasında hayatta kalabilecektir. Konfor alanı dediğimiz şey sadece oturduğumuz evle, yaşadığımız mahalleyle sınırlı değildir. Kaygının her türlü tezahürüdür. Alışkanlıklarımız, yeni bir ortama uyum sağlama endişelerimiz, ilişkilerimiz, inançlarımız, kısacası bir işe başlamadan önce bizi kaygılandıran her şey konfor alanıdır. Shihiro ilk adımı atmak da oldukça zorlanıyor ama bu adımı atmak zorunda. Çünkü hayatı buna bağlı. İşte bu yüzden bir işe başlamadan önce ilk önce mantığımızla karar vermeye çalışmalıyız. Eğer yapacağımız işin bize ne kadar fayda sağlayacağını anlayabilirsek, bu kaygının yerini heves almaya başlar ve adımımızı kaygıyla değil hevesle atarız. Örneğin sabahın köründe hevesli bir şekilde işe veya okula gitmemizin sebebi bir takım sorumluluklarımızın olmasından kaynaklanır. Ertesi gün Shihiro korkarak indiği merdivenden özgüvenli bir şekilde çıkar. İlk başta korkutucu gözüken manzara ona güzel gözükmeye başlar. Alışma süreci oldukça yorucu ve korkutucudur. Fakat işe bir alışıldı mı oldukça tatlı gelmeye başlar. Şu sahnede küçük yaratıkların kendi ağırlıklarından daha ağır taşları ocağa attıklarını görüyoruz. Sayılar oldukça fazla. Onların üstündeki kişi de birçok kola sahip. Bir yandan bileme yapıyor, bir yandan kafasını kaşıyor, bir yandan kavanoza uzanıyor. Yani elinden birçok iş geliyor. Fakat kömürümsü, siyah yaratıkların yaptığı tek şey sırtlarındaki taşı ocağa fırlatmak. Bu yaratıkların kalabalık olması bize emeğin değersizliğini gösterir. Herkes bir şeylere emek harcar. Herkesin eli kolu ayağı falan vardır. Fakat herkes iyi birer yönetici, müdür, doktor vesaire olamaz. Bazı meslekler belli bir yetenek ve zeka gerektirir. Eğer emeğin bir değeri olsaydı şüphesiz karıncalar kral olurdu. Emeğin yetenekle süslenilmesi gerekir ki işte o zaman insan bir elmas kadar göz alıcı dursun. Ne yazık ki şekil ağda görüldüğü gibi emek tek başına yeterli değildir. Çünkü milyarlarca kişi emek harcamaya hazırdır. Shihiro'yu korkutan şey bu adamın görünüşü değildir. O kadar işi tek başına nasıl bu kadar iyi yapabildiğidir. Bu durum işe yeni başlayanların başına çok gelir. Bizden daha tecrübeli insanların yaptıkları hareketleri görünce kendimizi birazcık aşağı hisseder, gerilmeye başlar ve tecrübeli kişiyi birazcık da kıskanırız. Yani Shihiro'yu korkutan asıl yaratığın bu adam değil, tecrübesizlik olduğunu söyleyebiliriz. Fakat kendi hayatını ve ailesini kurtarmak için bu korkusunu yenmelidir. Ağustos böceğinin Pinokyo'ya verdiği öğüdü hatırlayalım. Eğer ders çalışmak, sanat öğrenmek veya meslek sahibi olmak için çabalamak yerine gününü kelebek kovalamakla geçirirsen büyüdüğünde sonun ya hapishane ya da hastane olacaktır. Hayat bu ya, çok istediğimiz bir iş olmaz. Patron bizim hareketlerimizi falan beğenmez. Ama bu reddediliş bize iyi kapılar açabilir. Örneğin Shihiro'yu Kamaji reddeder fakat bir kadın onun karşısına çıkar ve ona bir iş teklif eder. Haku Shihiro'yu oraya gönderirken aslında onun reddedileceğini biliyordu fakat orada karşısına çıkan fırsatın onun hayatını değiştireceğini de biliyordu. Bin bir çeşit olay meydana geldiği bu hayatta kaygı yapmamak bu yüzden önemlidir. Çünkü kaygı yaptığımız zaman karşımıza çıkacak onca fırsatı değerlendiremiyoruz. Hristiyan inancına göre her insan Adem ve Havva'dan dolayı günahkar doğar, vaftiz edildiği vakit ise kalbine iman tohumları serpiştirilir. Fakat burada farklı bir vaftiz görmekteyiz. İnsanlar değil, tanrılar kirlerinden arındırılıyor. Tarihteki çoğu insan dini aydınlanma değil, yaptıkları kötü işleri meşrulaştırma ve gizleme aracı olarak kullanmıştır. Bugün bile dinler insanların elinde yozlaşmıştır. Uzağa gitmeye gerek yok, zaten bunu çok yakından deneyimliyoruz. Bu tanrılar üzerlerindeki kötü insanların pisliğinden arınmak, onların yaptıkları kötü şeyleri unutmak için temizlenmeye gelmişlerdir. Haç sembolünün önünde kaç kişinin diri diri yakıldığını, engistörlerin, papaların bu haçı nasıl kirlettiklerini anlatmaya gerek yok sanırsam. Yubaba banyo evinin sahibidir ve oldukça güçlü bir büyücüdür. Zeniba isminde bir ikiz kardeşi vardır ama onun tam zıttıdır. Zeniba iyi niyetli biriyken Yubaba kötü niyetlidir. Hatta Zeniba
Kaunashi gibi bir şeytanı iyiliğe bile getiriyor. Fakat iyiliği ve kötülüğü mutlak değerler olarak ele alamıyoruz. Çünkü Yubaba'nın Boh'a gösterdiği sevgi onun içinde halen iyilik kırıntılarının olduğunu gösteriyor. Bu iki zıt karakter bizi Taoizm'deki Yin Yang inancına getiriyor. Bu inanca göre evrende aydınlık, karanlık, sıcak, soğuk gibi birçok karşıtlık bulunur. Fakat her ikisi de birbirinin özünü kendi içinde barındırır. Örneğin eğer iyilik olmasaydı kötülük de olmazdı. Kötülük olmasaydı iyilikten de bahsedemezdik. Şiir onun her iki cadıya da aynı isimle hitap etmesi Yin Yang inancında olduğu gibi onların özünün bir olduğunu kanıtlıyor. Yubaba ve Zeniba'nın korkutucu tipleri Japon mitolojisinde geçen Yama Uba'yı andırıyor. Birazdan anlatacaklarım sayesinde bu dağ cadısının Grimm kardeşlerin Hansel ve Gretel hikayesindeki cadıya çok benzediğini fark edeceksiniz. Ülkede kıtlık ortaya çıktığı zaman ailenin hayatta kalabilmesi için yeni doğmuş bebekler veya yaşlı kadınlar evlerden atılmaya başlanır. Yaşlı kadınların birçoğu da ormanın derinliklerinde tek başlarına bırakılır. Bir şekilde hayatta kalmayı başarmış olan bu kadınlardan biri zaman geçtikçe insanlardan beslenen ve büyü yapabilen oldukça güçlü bir varlığa dönüşür. Kendi bölgesinin yakınından geçen insanları ilk önce güzel bir kadın olarak ayartır, onlara yemek verir, gece olduğundaysa cadıya dönüşür ve onları yer. Yama Uba'ya benzeyen bu büyücünün karşısında şiir onun ilginç şekillerde davranması onun oldukça azimli birisi olduğunu gösteriyor. Azim dediğimiz şey kötü olaylar karşısında dahi hedeften vazgeçmemektir. İyi hissedince herkes hayalinin peşinden koşar. Kötü hisse rağmen devam etmek, çalışmak, çabalamak işte bu irade gerektirir. Bir röportajda Muhammed Ali'ye kaç mekik çektiği soruluyor ve o da cevap olarak şunu söylüyor. Saymıyorum, sadece acıyı hissedince saymaya başlıyorum. Saymanın o zaman bir anlamı oluyor. En verimli, hedefe en çok yaklaştığımız zamanlar, kötü hissettiğimizde direttiğimiz zamanlardır. Shiro, Yubaba gibi bir kadının karşısında korkusunu yeniyor, tüm aşağılamaları olgunlukla karşılamaya çalışıyor. Shiro'nun azmi ve bu işi ne kadar çok istediğini kanıtlaması, Yubaba'nın sempatisini kazanmasına vesile oluyor ve Shiro amacına ulaşıyor. Yani bir iş sahibi oluyor. Yubaba'nın herkese sözü geçiyor ama kendi çocuğuna geçmiyor. Üstün başarılı kişilerin çocuklarını yetiştirmede başarısız olması oldukça yaygın bir durumdur. Bebeğin bu kadar dev olması ailenin onu böyle hissettirmesinden kaynaklanıyor. Çocuk yere düştüğü vakit kendi çabasıyla kalkmak yerine ailesinin onu kaldırması, masaya çarptığı vakit ailenin seni kötü masa deyip masaya vurarak çocuğu suçlu hissettirmemesi çocuk gelişimi açısından kötü şeylerdir. Çünkü bu tarz ailede büyüyen çocuklar kendilerini dev aynasında görmeye başlarlar. Büyüdüklerinde kibirli varlıklara dönüşürler, her şeyi en iyi yaptıklarını düşünürler, kendilerine hiçbir kötü yorumu konduramazlar. Her zaman suç çarptıkları masada ve onu oraya koyanlarda olur. Suçu kendi beceriksizliklerinde, dikkatsizliklerinde hiçbir zaman aramazlar. Bu yüzden hayatta da hiçbir zaman başarılı olamazlar. Çünkü kendilerini tanıyamazlar. Kibirleri onları kör eder. İnsanoğlu burada sevilmiyor çünkü insan pis kokuyor. Doğada kirlenen tek şey insandır. Doğayı kirleten tek canlı da insandır. Şuradaki tanrıları da kirleten insandır. Kaunashi örneğince şeytan iyi insanlarla daha çok uğraşır fakat insan kararlı olduğunu ona gösterdi mi şeytan insandan uzaklaşmaya başlıyor. Hatta bu insan yaptıklarıyla etrafındakilere örnek olur. Onların içlerindeki şeytanı söndürür. İncil'de Hazreti İsa'nın şeytanla mücadelesinin anlatıldığı bölüm vardır. Cebrail Hazreti İsa'yı bir çöle bırakır. Burada 40 gün 40 gece oruç tutar. Açlık gelip çattığında şeytan ona zam vermeye başlar. Bana uyup şu taşlar ekmek olsun. Fakat Hazreti İsa ona uymaz. Daha sonra şeytan Hazreti İsa'yı kutsal kente, Kudüs'e götürür, onu tapınağın kulesine çıkarır ve şöyle der. Eğer Allah'ın peygamberiysen at kendini aşağı çünkü kitapta böyle yazar. Melekler seni elleri üzerinde taşıyacak, ayağın bir taşa dahi çarpmayacak. Fakat Hazreti İsa ona yine uymaz. Şeytan bu sefer en büyük kozunu kullanır. Hazreti İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkarır, yeryüzünün tüm ülkelerini ve zenginliklerini ona göstererek şöyle der. Eğer yere kapanıp bana tapınırsan bunların tümü senin olacaktır. Hazreti İsa bunun üzerine şu ünlü sözünü söyler. Çekil şeytan, çünkü kitapta yazılmıştır. Allah'a tapınacak, yalnız ona hizmet edeceksin. Bunun üzerine şeytan onunla uğraşmayı bırakır ve melekler Hazreti İsa'ya hizmet etmeye başlar. Görüldüğü üzere şeytanın en büyük silahı tabii ki de açgözlüktür. Çünkü ilk günah olduğu için diğer hisler ondan beslenir. Şeytan ilk önce insanı fakirlikle korkutur. Önüne parayı kor ve sonra da onu hırsızlığa, cimriliğe ve açgözlüğe teşvik eder.
Buradaki siyah silüet ise yani Kaonashi şeytanın taktiğini uyguluyor. İlk önce şiir onun güvenini kazanacak, sonra da onun ruhunu karartmaya çalışacaktır fakat bu taktiğinde başarısız oluyor çünkü Shiro ihtiyacım yok diyerek altınları reddediyor. Şeytan herkesin içinde farklı şekillerde ortaya çıkar. Çünkü herkesin zaafı farklıdır. Örneğin Raskolnikov'a şeytan şöyle bir zam vermişti. Normal insan üst insanın gözünde bir maymundur. Topluma hiç katkısı yoktur. O zaman şu tefeci kadını öldür, toplumun parazitini yok et, onun parasına el koy. Emin ol, bunu o çirkin kadından daha iyi şekillerde harcarsın. Şeytanın Raskolnikov'a verdiği zan onun işleyeceği suçu meşrulaştırır. Raskolnikov kadını öldürür fakat işler hiç de beklediği gibi gitmez. Öldürme duygusunu Raskolnikov'a tattıran şeytan onun bir masumu öldürmesine sebebiyet verir. Toplumdaki asıl parazitin şeytanın kuklası olmuş insan olduğunu anlar. Çok büyük bir pişmanlık duyar, cezasını çeker, kendisini günahtan ve şeytandan arındırır, daha mutlu bir yaşam sürmeye başlar. Hazreti Musa gençlik yıllarında İsrail kadını sıkıştıran bir Mısırlıyı öldürür. Bu durum Firavun'un daha da sinirlenmesine sebebiyet verir. İsrailoğulları Mısır'da büyük zulümlere uğrar ve Hazreti Musa'nın sınavı o gün başlar. Bu günahtan arınması, halkını Mısır'dan çıkarması için Allah'ın emirlerini uygulamaya başlar. Yani önemli olan şeytanı dışarıda değil içeride aramaktır. Bence insanın en zor sınavı da içindeki şeytanla olan mücadelesidir. Ama ne yazık ki çoğumuz onunla olan mücadeleyi kaybediyoruz. Haku'nun dönüştüğü bu ejder bir Kami'dir. Gerçek ismi Nigi Hayami'dir. Film boyunca bu ismini hatırlayamaz. Bunun sebebi tanrısı olduğu nehrin binalarla doldurulmasıdır. Nehir tanrısı Nigi Hayami bu yüzden yolunu kaybetmiş, adını unutmuş ve dev binaların arasında yok olmuştur. Film boyunca Shiro'nun saf ve temiz olması, kötü ruhlara hoşgörüyle bakması aslında Nigi Hayami'nin nehrinde arınmış olmasından kaynaklanıyor. Yani burada bir aşka değil minnettarlığa tanıklık etmekteyiz. Bu sahnede Shiro nehir tanrısına minnettarlığını gösteriyor. Eğer onun sayesinde arınmasaydı filmin sonlarına doğru başarılı olamazdı ve diğer karanlık ruhlar gibi bu dünyada hapsolurdu. Kolektif bilinç dışının Shiro'ya bir şeyler öğrettiğini atalarının armağanı olan mor tokadan anlayabiliyoruz. Biz farkında olmasak da bizim de başımızda tokalar vardır. Bunlar sayesinde hayatta başarılı olma ihtimalimiz artar. Örneğin My Hero Academia isimli bir animede One for All isimli bir yetenek vardır. Her bir kahraman bu yeteneğe katkıda bulunur. Yeteneği geliştiren kahraman ölüme yaklaştığını hissettiğinde bu yeteneği erdem sahibi güç zehirlenmesi yaşamayacak bir kişiye aktarması gerekir ki o öldüğünde All for One isimli yaratık dünyayı ele geçiremesin. Seçilecek kişinin herhangi bir yeteneğe de sahip olmaması gerekiyordur. Bu dünyada yeteneksizlik demek de eziklik demektir. Bu ezikliği kaldıran, dünyaya iyimser bakan ve de kahraman olmak için can atan tek bir kişi vardır. O da Izuku Midoriya, namı diğer Deku. All Might katkıda bulunduğu One for All tokasını Deku'ya takar ve onu kendisi gibi en iyisi olması için eğitmeye başlar. Deku bu yeteneği kontrol etmekte çok zorlanır. Ama ilk başlarda diğerleri de zorlanmıştı. Asıl bu zorluk One for All'u geliştirir. Deku'ya armağan edilen toka o kadar güçlüdür ki onun karşısında hiç kimse duramaz. Eğer diğerleri zorluk çekmeseydi, One for All bu kadar güçlü olamaz, All Might tek darbeyle de All for One'ı alt edemezdi. Bu tokadan çıkardığımız ders şudur. Eğer ticari, sosyal ya da diğer zeka türlerimiz iyiyse ve bunlar sayesinde hayatta da bir yere gelmişsek, bunu atalarımızın geliştirdiği ve sonra da bize armağan ettiği tokaya borçluyuz. Eğer tokamız zayıfsa, atalarımız bu hayatı hiç yaşamamışsa, yapacağımız şey o tokaya katkıda bulunmak olacaktır ki torunlarımız ileride bizim sayemizde bir yerlere gelebilsin. Armağan ettiğimiz tokaya bakarak hep bizi hatırlayabilsin ve de en önemlisi bizi saygıyla anabilsin. Çoğu dramatik animede trenler görürüz. Örneğin Ateş Böceklerinin Mezarı, Galaktik Demiryolunda Bir Gece gibi animelerde trenler ölümü sembolize etmek için çokça kullanılmıştır. Bu trende ölü olmayan tek bir kişi vardır. O da Shiro'dur. Bu karanlık ruhların diğerlerinden farkı ölü olmalarıdır. Budizm inancına göre ölüm dediğimiz şey sadece bedenin yok olmasından ibaret değildir. Ayrıca ruhun bir sonraki hayata geçiştir. Eğer bu geçiş sırasında ruhun rahat yolculuk yapması isteniyorsa törenler eşliğinde uğurlanması gerekiyordur. Bu törenler bizde de vardır. Yani bizim trenlerimizse tabutlardır. Er ya da geç bu tabutlarla memleketimize gömülecek ve son durakta ineceğiz. Fakat bizim son durağımız ahiret günüyken onlarınki yeni bir hayattır. Budizm'de ahiret inancı yoktur. Reenkarnasyon vardır. Eğer kişi toprağa ahlaklı bir insan olarak girmişse iyi bir ailede ve ülkede doğar. Kötü eylemler yapanlarsa çok daha kötü ve zulüm dolu bir hayatta doğar. Ruhların kaçışı her sahnesinde cesur yeni dünyanın insanına unuttuğu şeyi, maneviyatı hatırlatmaya çalışıyor. Anime tanrısı Hayao Miyazaki'nin bu animeyi yapmaktaki amacı da buydu. Maneviyatı unutan, dünyanın zinetine kapılıp giden gençlere onu tekrar hatırlatmaktı. Bugün bile paranın ne olduğunu bilmeyen insanlar var. Para dediğimiz şey insanın yaşamını kolaylaştırır. Parasız
açsızlığı mutsuzluk getirdiği tartışılmaz bir gerçektir. Fakat mutluluk da getirmez. Eğer çocuklara paraya değer vermek öğretilmek yerine onun işlevi öğretilseydi, maneviyatın önemi hissettirilseydi ve de en önemlisi itibarın zenginlikle değil insanlıkla ölçüldüğü gösterilseydi, bugün menfaatçi, yalaka siyasetçilerin yerini vatanını, milletini sevenler alırdı. Para dediğimiz şey insanın hayatını kolaylaştırır fakat aklı kıtlarınkini zorlaştırır. Aklı kıtlar çok savurgan ya da cimri olurlar. Para onlara yarardan çok zarar getirir. Bazılarının ihtiyacı olmasa bile para için delirir fakat para dediğimiz şeyin onların elinde şu çakıl taşlarından bir farkı yoktur. Çünkü nasıl harcayacaklarını bilmezler. Dağın tepesine gelene kadar kendi şeytanımız bizi birçok imtihandan geçirir fakat dağın tepesine çıktığımızda şeytanımız en çok hayalini kurduğumuz şeyi önümüze serer ama ne yazık ki bazılarımız geçici zevkler için ona tapınmayı tercih ederiz. Eğer Hazreti İsa gibi kendi şeytanımıza da çekil şeytan diyebilseydik bugün birileri 3-5 kuruş için birilerinin canını yakar mıydı? Ruhunu kirletmek uğruna emekçinin teriyle ıslanmış paralara elini uzatır mıydı?